Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT1 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk sorumuza başlayalım arkadaşlar. D1 ve D2 doğruları birbirine paralel olacak biçimde aşağıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları çizilmiştir. RKT ve RMN açıları üç eş parçaya ayrılarak mavi, kırmızı ve yeşil renk ile gösterilen ABC açıları elde edilmiştir. Buna göre A, B ve C arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Şimdi soruyu çözmeden önce şöyle bir hatır yapalım mı? Bir M kuralımız vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Onu bir hatırlatayım size. Neydi o? Şu vatandaş buna paralel olmak üzere şöyle bir M harfi görürseniz şu arkadaşla bu arkadaşın toplamı bana şu aradaki açıyı verildi. Hatırladınız değil mi? A ile B'nin toplamı bana şu aradaki açıyı verir. Onun da sebebi gayet basit değil Tamam şuradan şöyle bir paralel çiziyordunuz. Z kuralını görüyorsunuz. Buradaki A buraya geliyordu. Z kuralını görüyorsunuz. Buradaki B buraya geliyordu. He? Ha, dolayısıyla şu ara ne oluyordu? İkisinin toplamı olur. E o zaman şunları bir harflendirelim mi? X, X, X diyelim bunlara. Madem 3 eşit parça. Bunlara da Y, Y diyelim. O zaman bakın şuradaki M'yi görüyor musunuz? Bakın önce şu M'den başlayalım. Ha, böylece aynı oldu. Bakın X ve Y türünden yazabilirim. Demek ki arkadaşlar şu X ile bu y'nin toplam bana ne yapacak? a'yı verecek. Demek ki a neymiş arkadaşlar? x artı y. O zaman aynı mantıkla ben b'yi de bulurum. Bakın şimdi şu m'ye bakın. Mavi ile gösterdiğim m'ye ya da mor daha çok benziyor. Morla gösterdiğim m harfine bakın. Gördünüz değil mi? Ha, bu sefer 2y ile 2x'in toplamı bana b'yi verecek değil mi? Ha, b'de ne oldu? 2x artı 2y oldu. Peki son olarak arkadaşlar c'ye bakalım. Bakın onu da şöyle yeşille gösterelim. Şu M'yi görüyorsunuz değil mi? Bu sefer de bu M'ye bakın. Ha, bu da ne oldu arkadaşlar? 3Y artı 3 x mi? O da C'yi verecek. Demek ki C'de neymiş? 3X artı 3 e Artık A'yı da B'yi de C'yi de ne yaptık arkadaşlar? X ve Y türünden yazdık. Hatta bakın şu X artı Y toplamına biz K dersek A ne eşit olur? K'ya. B ne eşit olur? 2K'ya. C'de ne eşit olur? 3K'ya. Bunu biliyorum ben. Şimdi A şıkkı diyor ki ABC toplamı 180 derecedir demiş. Ha, olabilir ama daima doğrudur diyor. Ha, o zaman daima doğru diyemem. Çünkü ben bunları toplayınca ne yapıyor? 6 K'yı diyor. Bu K'ya 10 diyeyim mesela. O zaman toplamlar 60 olur. Ha, mesela K'ya 30 deyin. Toplamları 180 olur ama her zaman yani daima olmaz. Dolayısıyla A şıkkını eledik. Ha, B şıkkı da o zaman aynı mantıkla gitti. Toplamları 6 K. 90 da olabilir ama daima olmaz değil mi? A ile B'nin toplamı C'ye eşittir demiş. Bakalım. Ha, bu oluyor bakın. A ile B'nin toplamı ne? 3K değil mi? E, C neydi? O da 3K. E, K'ya ne derseniz deyin. Her zaman 3K. 3K'ya eşittir. Dolayısıyla A artı B C'ye eşittir. Daima doğrudur. Diğerlerine bakalım. B ile C'nin toplamı 2A'ya eşittir demiş. B ile C'nin toplamı 5K. O da 2A'ya eşit olmuyor değil mi arkadaşlar? Bu da gitti. 4A ile 3B'nin toplamı 4A 4K. 3B 6K topla 10K yapar. Ha, 2C ne yapar? 6K yapar. Bu da daima doğru olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar aradığımız daima doğru cevap C şıkkı gelecektir. Eşit uzunlukta 3 eş çubuk aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirilmiştir. Çubuklar arasında oluşan açılar 64 ve 84 derecedir. Yukarıdaki verilere göre x ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş bize. Şimdi bakın ne yapalım? Şunu şöyle çizelim. Böylece ne olur arkadaşlar? Bir ikiz kenar üçgen elde ederiz değil mi? Çünkü ben biliyorum ki çubukların boyları birbirine eşit. Peki tepe açısı kaç derece? 64 derece. 180'den 64'ü çıkartın. 116. 2'ye bölün. 58. 58. Peki şurada bir 84'ümüz var. Ha, o zaman şurası ne olur? 26 olur değil mi? Neden? E çünkü bakın 58 ile bu açının toplamı 3. açının dışı 84'ü verecek. E, 58 ile neyi toplarsanız 84 verir. 26 değil mi? 58 artı 26 84. E biraz önce ne dedik? Buraya 58, buraya 58. 26'sı buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 32. E, şimdi dikkat edin burada da bir ikiz kenar yok mu? Neden? Çünkü şu çubukla bu çubuk birbirine eşit değil mi? Ha, yine ikiz kenar. Tepe açısı kaç derece? 32. 180'den 32'yi çıkartın. 148. 2'ye bölün. 74 74. E 64'ü buradaysa x'e kaldı? 10 derece. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Ha kolay bir soru. Sadece birazcık işlemsel olarak ezber bir soru değil mi? ama ÖSYM'de arkadaşlar genelde açı sorularının açıları böyle veriyor. Yani gidip de oraya 30 40 60 gibi yuvarlak sayılar yazmıyor. Genelde bu tip sayılar yazıyor ki belki öğrenci işlem hatası yapardı. da bir iki kişi elerim diye ümit ediyor herhalde. Çünkü hep açıları böyle sayılar veriyor. Nasıl sayılar diyelim böyle işlem yapması eziyet sayılar veriyor arkadaşlar. Onun için hazırlıklı olun bu tip sorulara. Peki ne bulduk cevabı? 10 yani A şıkkı. Çevresi 36 birim olan ikiz kenar üçgen biçiminde kağıt parçası tepe noktasından yüksekliği boyunca kesilerek iki eş parça elde ediliyor. Daha sonra elde edilen bu parçalar şekil 2'de gösterildiği gibi birleştirildiğinde elde edilen şeklin çevresi 50 birim oluyor. Yukarıdaki verilere göre şekil 1'de verilen ikiz kenar üçgen biçimindeki kağıdın alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi soruyu çözmeden önce size bir hatır yapalım. İkiz kenar üçgenin şöyle bir güzelliği var değil mi? Neydi o? Bir ikiz kenar üçgende şöyle tepeden aşağıya dikindiğinizde bu dik hem açı ortay hem de ne oluyordu arkadaşlar? Kenar ortay değil mi? O zaman bu ikiz kenar üçgen. Tepeden dik gelmişiz. Ha, aynı zamanda kenar orta. Yani buraya x dersen buradan ne olacak arkadaşlar? x. Peki şuraya y dersek burada ne olacak o zaman? y. Niye? Çünkü ikiz kenar üçgen değil mi? E, çevre belli. Çevre 36. Ha, bakın çevre çıktı zaten. 2y artı 2x eşittir 36. Her tarafı 2'ye bölün hatta. y artı x eşittir kaç geldi? 18. Tamam bu cepte. Dursun bakalım. Sonra biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şekil 2'deki konuma getiriyoruz. Hemen getirelim. Bakın şurası x. Burası y değil mi? Ha, bakın şurası ne? Şurası yükseklik değil mi? Ha, yüksekliğe ne derim o zaman? H derim. Burada h. Peki şurası ne arkadaşlar? Y. Değil mi? Bakın şurası. Şimdi dikkat edin. Şu kısım ne arkadaşlar? Burası x. Peki şurası komple yükseklik değil mi? Yani h. O zaman x'i buradaysa buraya ne kaldı? h x. Ha, şimdi bunun çevresini hesaplayalım. Bakın şurada ne var? Bir h var. Yazalım. Artı. Burada ne var arkadaşlar? Bir x var. Artı burada bir ne var arkadaşlar? Y var. Artı burada bir H eksi X var. Ve son olarak burada yine bir Y var. Bakın çevreye ne yaptık? Bulduk. Bu da kaçmış arkadaşlar? 50'ymiş. Ha, dikkat edin X'ler gidiyor. buradan da ne geldi? Bakın 2H artı 2Y eşittir 50'den. Her tarafı 2'ye bölerse H artı Y de kaç geldi arkadaşlar? 25 geldi. Ha, o zaman bakın sanki bunda da Y var. Bunda da Y var. Ne yapabiliriz? Y'leri ortaklayabiliriz değil mi? Bakın y artı x 18 ya o zaman şuradaki x gördüğüm yere ben 18 eksi y yazabilirim değil mi? Ne yaptım? Şunu şu tarafa attım. X gördüğüm yere 18 eksi y yazdım. E, şurası h. E, dikkat edin h ile y'nin toplamı 25 ya. O zaman bunu bu tarafa atarsam h yerine de 25 eksi y yazabilir miyim? Ha, şimdi şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? Artık burada pisagor yazar. Ne yaparım arkadaşlar? Y'yi bulurum. Ama biz ne yapacağız? Bu tip sorularda arkadaşlar Pisagor yazmayacağız. Önce bir meşhur Pisagor üçgenlerini deneyeceğiz. Olursa ne ala. Olmazsa ne yapacağız arkadaşlar? Oturup Pisagor'umuzu yazacağız. Mesela burada ne yazabiliriz arkadaşlar? Bakın şurada Y burada 18. Mesela atıyorum 6, 8, 10 üçgenini denesek değil mi? Şuranın 8 olması için Y'ye 10 desek. Hatta şöyle kırmızıyla göstereyim. Değil mi? O zaman burası kaç olacak? 15 olacak değil mi? Ha, bakın olmuyor maalesef. Peki şuraya biz arkadaşlar ne desek? 13 desek. Ha bakın 13'e de nereden ulaştım? Şu 18 eksiye var ya. Oradan ne gelecek? 5 gelecek. Bakın burada şey 12 geldi. Sağladı. Evet. Demek ki arkadaşlar y'ye biz 13 desek. Bakın burası kaç oluyor? 5 oluyor. Burası da kaç oluyor? 12. 5, 12, 13 üçgen. Ha diyebilirsiniz ki ya hocam ben Pisagor yazar daha hızlı bulurum diyorsanız da hiçbir sıkıntı yok. Ama siz kesinlikle yazmayın. Bakın siz yine de yazmayın demiyorum. Kesinlikle yazmayın. Çünkü bu meşhur üçgenler 5 12 13 8 15 17 7 24 25 3 4 5 hep karşınıza çıkacak. Dolayısıyla buna kendinizi alıştırın. Her defasında Pisagor, her defasında Pisagor daha eziyet olur. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen yani bir meşhurları deniyoruz. Burada y kaç geldi? 13. Bakın hakikaten 5 12 13 sağladı mı? Sağladı. Şimdi neyi soruyor bize? Şekil 1'de verilen ikiz kenar üçgen biçimindeki kağıdın alanı. Ha neydi alan? Taban çarpı yükseklik bölü 2. O zaman burası 5 ise burada 5 değil mi? Taban kaç? 10. Peki yükseklik kaç? 12 bölü 2. Sadeleştir o da kaç gelecek? 60. Aradığımız cevap D şıkkı. ABC üçgeni şeklindeki kağıt AD boyunca katlandığında B noktası AC üzerindeki B üstü noktasına geliyor paralelliği vermiş. Ha bakın B üstü F DC'ye paralelmiş. 6'yı 10'u vermiş. Bizden X'i istiyor. Şimdi arkadaşlar katlama sorularında ne yapıyorduk? Önce bir soruyu katlanmış şekil üzerinde çözüyoruz. Ve katlanmış şekli orijinal haline çeviriyoruz değil mi? Katlama sorularında klasik hareketimiz buydu. Soru katlanmış şekil üzerinde çözülür. Ve katlanmış şekil orijinal haline çevrilir. Bakın şu B köşesi buradaydı. Katladım nereye geldi? B üstü. Peki neyi bilecektik? Bir şekli katladığımızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştirir değil mi? Mesela şuradaki açıyı hop katladınız buraya geldi. İşte atıyorum buradaki açı hop katladınız buraya geldi. İşte şurası kaç birimse hop katladınız. Bu kadar birim oldu değil mi? Burası da yani uzunluklar açılar değişmiyor. Sadece yer değiştiriyor. Peki o zaman ben şuradaki açının buraya geldiğini söyleyerek burada bir açı ortaya oluşturdum mu? Ha şöyle bir şey vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Üçgende iç açı ortay teoremi Neydi o? Bir üçgende şöyle iç açı ortayı çizdiğiniz zaman misal burası 3 burası 5 ise üst kenarlar bunlarla orantılıydı değil mi? 3'e 3K, 5'e 5K ya da bu tam tersi de olabilirdi. Burası 3, burası 5 ise bunun altı 3K, bunun altı da ne oluyordu arkadaşlar? 5K. Böyle bir özelliği vardı, değil mi? E o zaman aynı şeyi burada da uygulayabiliriz. Bakın şurası açı ortay mı? E 6 10. Ha sadeleştir. 3'e 5 değil mi? 3'ün altına 3x dersen 5'in altı ne oluyor da arkadaşlar? 5x. Buna 3x. Buna 5x. Orantılı değil mi? 6 bölü 3x. 10 bölü 5x. Aynı şey. Peki şurası komple arkadaşlar 8 birim değil mi? Hocam onlardan geldi? E, 6, 8, 13 üçgen. Ha 8x eşittir. 8'den x meğerse kaçmış arkadaşlar? 1. O zaman bu BD kaçmış arkadaşlar? 3. Ha, demek ki burası 3 ise hop, katladım. Burada ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Çünkü şekli katladığımızda uzunluk değişmiyor. Şimdi arkadaşlar size çok can alıcı bir bilgi vereceğim. Bunu asla ama asla unutmak yok. Zaten ben her soruda bunu size yeniden yeniden hatırlatacağım. Nedir bu? Bir soruda paralellikle beraber eğer açı ortay verilmişse orada kesin ikiz kenar vardır. Unutmayın. Bakın paralellik Artı açı ortay eşittir ikiz kenar. Bunu asla ama asla unutmak yok. Hocam nasıl oluyor? E bakın şuraya alfa dersek burada alfa değil mi? E Z'yi görüyor musunuz? Bakın işte paralellik zaten bu Z için var. Ha, buradaki alfayı ben Z'den gelip buraya taşıyabilir miyim? İşte alfa alfa ikiz kenar. O zaman burası 3 ise de kaç gelecek? 3 yani aradığımız cevap B şıkkı. Bir parkta A, B ve C noktalarında 3 tane ağaç bulunmaktadır. B noktasındaki ağaç A'nın 5 metre batısında 10 metre güneyinde bulunmaktadır. Ha, bakın bize burada yönleri hatırlatmışlar sağ olsunlar. Zaten bildiğimiz bir şey ama gene de hatırlatmışlar. Kuzey yukarı, batı sol, doğu sağ, güney de aşağı. O zaman biz şunu şöyle yazabiliriz ya. Ne diyor? B noktasındaki ağaç A'nın 5 metre batısında. Hop 5 metre batısında. Bu tarafa doğru 5 birim. Ve 10 metre güney. Ha, buraya doğru da 10 metre. Değil mi? O zaman yazalım. 5 metre batıda 10 metre güneyde. Tamam. C noktasındaki ağaç ise A'nın 3 metre doğusunda. O zaman bu tarafa doğru 3 metre. Ve 8 metre güneyinde bulunmaktadır. Tamam. O zaman burası 3. Burada kaç gelecekmiş? 8. E neyi soruyor bize? Buna göre ABC noktalarını oluşturduğu üçgenin alanı. E şimdi şöyle bir şey yapsak bakın. Şu aşağıda şöyle tamamlasak artık üçgenin alanı bulmak çok kolay olur değil mi? Ne yaparım? Şu dik dörtgenden pardon ne biçim çizdik? Şu Bursa, Kastamonu, Trabzon, Lüleburgaz dik dörtgeninden şu dik üçgenleri çıkartırsak geriye zaten üçgenimiz kalır. Hatta şunları da şöyle yazalım. Burası kaç birim? 8 birim değil mi? Yukarı 8 aşağıda 8. E burası 10 Burada 10. 8 buradaysa buraya 2000. Şimdi söyleyelim bakalım şu üçgenin alanı. 10 çarpı 5 50. Yarısı 25. Bu üçgenin alanı 3 kere 8 24. Yarısı 12. Bu üçgenin alanı 2 kere 8 16. Yarısı 8. Peki dikdörtgenin alanı 10 çarpı 8'den 80 mi? O zaman 80 eksi bunların toplamı. 12 8 daha 20. 25 de burada var. 45 mi? Bu da 80 eksi 45. 35. İşte o 35'te kim olacak? Bizim üçgenin alanı yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. ABCD'ye paralel olmak üzere ABCD ikizkenar yamuğu biçiminde kağıt parçasından aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ADE eşkenar üçgeni kesiliyor. Yukarıdaki verilere göre x ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Ha bakın AD eşkenar üçgeni kesilmiş. O zaman şuralar 60. Kafadan bir ne yapalım? Şu 60'ları yazalım. O zaman şurada da bunu gösterelim. Hemen şöyle birleştiriyorum. Eşkenar üçgen 60 60 ve 60. Bir de bana ne demiş? AD tamam. AB CB. Ha, ikizkenar üçgen. Zaten ben AD ile BC'nin eşitliğini biliyordum ama bir de ekstradan ne varmış? AB de eşitmiş bunlara. E şimdi AD eşkenar üçgen olduğu için şunlar da eşit değil mi? Ha, bakın şu an 1 2 3 4 5 bu 5 tane kenar. Birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. E artık o zaman gerisi kolay. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bir ikiz kenar yamukta. Şu taban açıları birbirine eşit olduğu gibi şu üst taban açıları da birbirine ne oluyordu arkadaşlar? Eşit oluyordu değil mi? Bakın şurada bir M kuralı var. Görebiliyor musunuz M? Doğru da açılarda görmüştük değil mi? Ne diyordu bu kural? Şuradaki açıyla buradaki açının toplamı bana şu arayı mı veriyor? E burası 60. Burası x. O zaman buranın olması lazım. 60 derece eksi x değil mi? Neden? İkisini toplayın. X'ler gidiyor. Ortaya 60 verin. E şimdi arkadaşlar o zaman şu köşe ne oldu? 60 artı 60 eksi x. 120 eksi x oldu mu? O zaman burası da 120 eksi x olacak. E 30'u buradaysa buraya ne kaldı? 90 eksi x. Hocam niye buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit oldu? edemi demin söyledik değil mi? Şunlar birbirine eşit. O zaman şurası 120 eksi x'e Burada ne olacak? 120 eksi x. 30'u buradaysa buraya ne kaldı? 90 eksi x. E ikiz kenar demek ki buradan olacak? 90 eksi x. Artık soru bitti. Bakın şu yeşil üçgeni görüyorsunuz değil mi? İç açılar toplamı 180 derece. Hadi toplayalım. 90 90 180 60 da burada var. 240 mı? Eksi x eksi x eksi x yani eksi 3 x eşittir 180'den. At bu yavru bu tarafa 60. Bunu bu tarafa al. 3x. 3x 60'dan x ne gelecek? 20 derece. Bizden de eksi istiyordu zaten. Aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Kenar uzunlukları 40 ve 52 metre olan dikdörtgen biçimindeki arsanın kırmızı renkli alanları otopark olarak kullanılacaktır. Dikdörtgen biçimindeki otopark alanlarının dışındaki bölge yol için kullanılacak olup tüm yolların genişliği 4 metredir. Ha, bakın hep şuralar kaçar metremiş arkadaşlar. 4'er metremiş. Hepsinde öyleymiş. Buna göre arsa içindeki yolların toplam alanı kaç metrekaredir demiş. E ne yapalım? Şu yolları arkadaşlar dikdörtgenlere çevirelim. Mesela şuradan başlayalım. Şimdi Şöyle çizerseniz. Bakın şuradaki dikdörtgeni görüyorsunuz değil mi? Buradaki yolu ne yapabilirim? Çok rahat bir şekilde hesaplayabilirim. Hadi hesaplayalım. Neydi arkadaşlar yolun genişliği 4 metrede. O zaman burası ne olacak? 4 metre. Ha, o zaman bura ne geldi? Bakın 40 çarpı 4. 160 metre. Peki sanki bunun aynısından şurada da yok mu? Bakın görüyorsunuz değil mi? Ha, aynı yol burada da var. Tamam süper. E aynısından şurada da var sanki. Ya o zaman bundan kaç tane oldu arkadaşlar? 3 tane. Yani 40 çarpı 4 160'dan kaç tane var arkadaşlar? 3 tane. Artı. Şimdi gelelim arkadaşlar şunları hesaplamaya. Şu yolları hesaplamaya. Şimdi ben biliyorum ki şurası 4 metrede. Ha, şimdi bakın şurası ne kadar bilmiyorum. Burası ne kadar bilmiyorum. Şurada 4. Ama bu ikisinin toplamını biliyorum ben. Nereden biliyorum? E çünkü 4 burası. 4 de burası 8. 4 de burası 12. tamamı 52 idi. Ha, 52'den 12 çıkar. 40 değil mi? Yani şuraya x buraya y dersen x artı y kaç eşit arkadaşlar? 40'a. Peki şuradaki yolun alanı 4x değil mi? Peki buradaki yolun alanı 4 diye değil mi? Yani toplam alan 4x artı 4 diye. Yani 4 parantezinde x artı y değil mi? E, x artı demin 40 dedim. Ha, o zaman 40 çarpı 4'ten. O da ne geldi? 160. Peki onun aynısı yine burada. Ve burada olmak üzere toplam gene 3 tane değil mi? Ha, 160 çarpı 3. Bir de oradan geldi. O zaman toplam alanı bulduk. 480, 480, 960. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Kenar uzunlukları 15 ve 20 birim olan dikdörtgen biçiminde ahşap parçaya AC boyunca gergin bir ip yerleştiriliyor. Daha sonra bu ip gergin bir şekilde AKL boyunca yerleştirilince LC 4 birim oluyor. Yukarıdaki verilere göre DKX kaç birimdir demiş. Ha şimdi bakın şurası 20 değil mi? E köşe malum 90, 15, 20, 25 üçgen değil mi? Bizim şu 3, 4, 5 üçgeninin 5 katı. Ha demek ki ipin uzunluğu kaç birimmiş? 25 birim. E şimdi dikkat edin arkadaşlar ipin uzunluğu artık 25 birim olduğunu biliyorum. Süper. Peki şurası kaç birimdi arkadaşlar? 20 birim doğru mu? E 4'ü buradaysa geriye ne kaldı? 16. X'i buradaysa geriye ne kaldı? 16-X. Demek ki arkadaşlar şu KL uzunluğu kaç birimmiş? 16-X. Hakikaten toplayın. 16-X. X daha 16. 4 de burada var 20. Peki ipin uzunluğu ne kadardı? 25. E 16-X'i buradaysa o zaman ben şu kısmını biliyorum. 16-25 yapmak için 9. Eksi x'ten kurtulmak için artı x. Ha, demek ki burada kaç birimmiş? 9 artı x. 9 artı x. 16 eksi x. Toplarsak ipin uzunluğu 25 olur. Peki şurada bir değişiklik var mı? Yok burası 15. Ha, şimdi bakın şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? O zaman ben burada Pisagor yazarak çok rahat x'i bulurum. Ama Pisagor yazmıyoruz değil mi? Önce bir meşhurları deniyoruz. Olmazsa sonra Pisagor yazarız. Bir kenarı 15 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen ne? İşte 15 20 25 bakın burada gözüküyor ama o burası olmaz. O zaman başka ne var? 8 15 17 değil mi? Hakikaten bakın x'e 8 dersek burada kaç oluyor? 17. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki arkadaşlar x kaçmış? 8. Yani aradığımız cevap e şıkkı gelecektir ABCD karesi biçimde kağıt parçası DF 8 EB 12 birim olacak şekilde sırasıyla CF ve CE boyunca katlandığında B ve D köşeleri K noktasına çakışıyorlar. Yukarıdaki verilere göre ABCD karesinin çevresini istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar yine bir katlama sorusu. Klasik hareketimizi yapalım. Soruyu katlanmış şekil üzerinde çözeceğiz ve katlanmış şekli ne yapacağım orijinal haline çevireceğiz. Bunu alışkanlık haline getireceksiniz. Yani bir yıl boyunca girdiğiniz bütün denemelerde. Hangi yayına ait olursa olsun, hangi kuruma ait olursa olsun girdiğiniz bütün denemelerde bu katlama soruları karşınıza çıkacak. Ve siz de hepsinde aynı taktiği yapacaksınız. Katlanmış şekil üzerinde soruyu çözeceksiniz. Ve katlanmış şekli orijinal haline çevireceksiniz. Tıpkı burada olduğu gibi. Şurası D, şurası B. Ve şunu diyeceksiniz kendi kendinize. Bir şekli katladığımızda açının ölçüsü kenarın uzunluğu bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştir. Şurası 8 birimdi ya df. Katladım k'ya geldi. İşte burada 8 birim. Burası 12 birimdi ya eb. Katladım. İşte burada kaç geldi? 12. Ha bakın şurası 90'dı. Burada 90. Burada 90'dı. Burada 90. Ha bakın burası ne oldu o zaman? Doğrusal oldu. Peki bu bir kare mi? Evet. O zaman ben buraya x desem. Karenin bir kenarı ne oldu? x artı 12. O zaman burada x artı 12. E 8'i buradaysa buraya ne kaldı? x artı 4 değil mi? x artı 12'den 8'i çıkartırsam x artı 4. Şimdi şuradaki dik üçgeni görüyor musunuz? Artık burada Pisagor yazar. X'i buluruz ama Pisagor yazmadan önce bir meşhurları denir. Sonraki iş Pisagor. Bakıyoruz. Hipotenüs 12, 8 daha 20 birim değil mi? Ha, hipotenüsü 20 birim olan bildiğim en meşhur dik üçgen 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı. 12, 16, 20 üçgen değil mi? E, hakikaten de x 12 dersen burası kaç oluyor? 16. Sağladı mı? sağladı. Demek ki x 12 karenin bir kenarı da 24'müş. Çevre kaç gelecek? 96. Bakın bu arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir uzunluk sorusu olduğu zaman hep sorunun sonunda Pisagor'a bağlıyoruz. Zaten bir uzunluğu bulmanın arkadaşlar yolu %99 Pisagor'du. %1 de geometride bildiğiniz diğer şeylerdir. Mesela diğer şeyler nedir? Benzerliktir. Özel açıdır açı ortaydır. Dış açı ortaydır. Kenar ortaydır. Onlardır arkadaşlar. Ama %99 bir uzunluğu bulmanın yolu nedir? Pisagordur. Onun için bir soruda arkadaşlar uzunluk varsa anlayın ki onun sonu %99 Pisagor'a bağlanır. İşte %1 de diğerleri. Yani Pisagor'un önemini anlayın diye böyle üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Pisagor'u sağlam kavrarsanız o Pisagor üçgenlerini o meşhur üçgenleri sağlam kavrarsanız işiniz çok kolaylaşır uzunluk sorularında. Peki ne bulduk cevabı? 96 yani E şıkkı. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kap 4 birim yüksekliğinde su ile doludur. 8'i 9'u 6'yı vermiş. 4 birim suyun yüksekliğini vermiş. Buna göre verilen kap A, D, H, E yüzeyi üzerine yatırıldığında Ha, yani bu kabı sola doğru yatırın diyor. Şu vatandaş yere gelsin diyor değil mi? Tamam. Suyun yüksekliği kaç bir olur? Şimdi arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. Kapalı kabın içerisindeki suyun hacmi asla değişmez. Böyle kabı yan çevirdiniz. Ayağa kaldırdınız. Takla attırdınız. Havaya kaldırdınız. Yere attınız. Dışarı su taşmıyorsa ya da dışarıdan içeri ekstra su girmiyorsa suyun hacmi değişmez. Asla değişmez. Biz de ne yaparız? Bir ilk durumdaki suyun hacmini buluruz. Bir de son durumdaki suyun hacmini buluruz. Birbirini eşitleriz. Soru biter. Peki hacim nasıl bulunur? Prizmalarda hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. ÖSYM arkadaşlar bunu soruların başında genelde size hatırlatıyor. Ama çok da güvenmeyin. Mesela 2023 yılında arkadaşlar bunu vermedi. Soruların başına yazmadı. Ha, yazmak zorunda değil. Önceden yazıyordu. Son sene yazmadı arkadaşlar. Zaten siz Konuya çalıştıysanız o formülü bilirsiniz. Ama gene de aklınızın bir köşesinde bulunsun. ÖSYM başa yazabiliyor. Ama yazmadığı zamanlarda oluyor. Peki hacim neymiş o zaman? Taban alanı çarpı yükseklik. Mesela şu vaziyetteyken ben suyun hacmini bulabilirim. Nedir? Taban alanı. E, tabanda ne var? Dikdörtgen. 9 çarpı 6. Çarpı suyun yüksekliği kaç? 4. İşte suyun hacmi arkadaşlar bu. Ben bunu yan yatırdım. A, D, H, e yüzeyi yere geldi. E suyun hacmi değişmedi. Aynen kaldı. Peki A, D, H, E yüzeyi yere geldiğinde bu sefer taban alanı ne olur? Ha, bakın burası 12 birim. Değil mi? Şurası kaç birim? 6 değil mi? Ha, bu sefer burası tabana geleceği için taban alanı 12 çarpı 6 olur. Peki suyun yüksekliği ne olur? Bilmiyoruz. Zaten son durumda suyun yüksekliğini soruyor. Bu kadar gerisi 4 işlem. 6'lar gitti. Ne kadar güzel. 4 ile 12 sadeleşti 3. 9 ile 3 sadeleşti 3. Ha demek ki son durumda suyun yüksekliği kaç birim olurmuş? 3 birim. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Ve bu soruyla beraber arkadaşlar TYT 1 denememizin geometri sorularını da bitirmiş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız sorularda videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.